Nasıl yapmış bakın orada. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımda hepiniz hoş geldiniz. Hepsi hayırlı akşamlar. Ne sıcakmış. Vallahi akşam oldu daha, yani sıcak bitmedi. Çok sıcak. Bunlara içmiş çekmedim, hiç canım istemiyor arkadaşlar. Yalan söylemeyin. Bugün sabahleyin biraz işlerimiz vardı, onları hallettim. Peynir falan kaynattım. İnek peyniri. O, sütçümüz gelmediği için sütler maalesef evde kaldı. O yüzden sütçüler hemen gelsin. O kadar yani sütü ne yapayım ben sandım valla. Kaç gün peynir yapıyoruz da bayağı. Karınım gelmedi. Daha bayram bitti mi? Etesin gelecek. Ama o sütçü olmasın oraya o kadar sütleri. Belki sadece... Bana doku doku verin başlar. Sadece doku doku verin biz verin sana valla. Ben o kadar sütü ne yapayım sandım valla. Kedilerin neyini veririm. Ben de valla yapar. Ben de kıyamadım da arkadaşlar. Bunlar sağdı mı? Sıcağını çalıyorum, peynir yapıyorum, onu sobada kaynatıyorum. Ona vallahi güzel oluyor. İnek peynir de güzel oluyor yani. Şeyin hamsi neyin var mı? Ne bileyim ben. Bugün de bayramın ikincisi günü. Ondan sonra babam gire gittim ben bugün. Koyunu sağdıktan sonra bugün bir de takipçilerim vardı. Sağ olsunlar. İsim neydi kız takipçinizin? Vallahi ben yoktum Kadir. Allah razı olsun. Biz ziyarete geçtik. Sağ olsun. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim kendilerine buradan. Ondan sonra onlar gittikten sonra koyun sahmeye gittim. Koyun sahdım geldim. Bugün sütümü de sattım arkadaşlar. Bir patla sütüm var zaten. 300 TL. Ondan sonra Selda gelsene. Babama gittim. Bunlar yemek hazırlıyorlarmışmış. Ben yemek yemeden gittim. Bacılarım vardı. Antalya'dan Demet bacım geldi. Onlarla biraz oturduk sohbet ettik. Oradan ben Tüya bacıma gittim. O gelmedi. O gelirse dedim oraya dedim. Onun da elimi öptüm. Bir diğer gitmeyeyim dedim. İşim bu cünemden bir yere gidemem zaten. O da gelmedi. Biz de Hayriye'ne yola düştük. Oraya gittiniz. Evet çocuklar onlar götürdü. Benim götüremem. Benim belim ağrıyor. Arabayı götürmediydik. Murat arabayla gittiydi. Arabayla götürdü. Umay'ın arabasını götürmedim. Hayriye bacımla çocukları götürdü Tüya'nın evine. Oradan gelirken de Hayriye bacımın arabasına geldik. Daha yine eve geldim. Kapıdan girdim. Murat dedi ki ineklerin altını kuru. Ben dedim yoncuya gidiyorum dedi. Nasıl hızlı konuşuyorum ha? Ben dedi yoncuya gidiyorum dedi. Sen ineklerin altını kuru dedi. Ben de Tüya bacımdan gelirken biraz pirek sütülü getirdim. Salatası getirdim. Onu diktim. Mesela Umay tutarken. Ondan sonra oradan gelirken de ahıra girdim. Ondan sonra ineklerin altını temizledim. İneklerimizi biz biliyorsunuz. Bir haftadır makinede sarıyordu arkadaşlar. Kolum şiş benim, şu kolum şişiyor. Onu sağarken yıllardır hep elimde sağıyorum yani. 20 yıldır hayvanla uğraşıyorum yani. Sağ olsun Murat sağıyor. Sabah veriyor, yocasını veriyor. Ben altını kırıyorum işte. Saman doluyorum. Ben de ona yardım ediyorum böyle. Peynir yapıyorum öyle arkadaşlar. Bize de cafi alan var. Diyordu cafi alan size geleceği. Yani, nereye gel yani ben size geleceğim dedi. Ben dedim gidiseydin gelmezdim dedim. Oturduk çayını yemiştik. Bayağı oturdular yani bir saatliğim oturdular. Öyle. Oturduk işte. Dünyada zaten bayram birincisi gündü. Bayram birincisi gündü. Yani ne diyeyim? Ne bayramı? Ne bayram olduğunu anlayabildik, ne bir şey olduğunu bilebildik. Etlerimizi doğradıydık. Zaten size YouTube çektiydim. Dışarıya çıktım. Biraz dedim etin birazını ayırdıydım. Şey yapayım diye onun adı ne? Kıyma çekeyim diye. Ondan sonra bir de sucukçu yaptı Murat. Sucuğu yapma, yap gittim. Ben parasını verdim. Git dedim, şey dedim, getir dedim. Ondan sonra ben de bahçe sulayordum. Akşamüstü Murat da kıyma kovasını aldı, gitti. Ben dedim ki niye dedim, çekti geldi kıyma. Niye dedim arabayla gitmedi. Murat dedim, motuna niye götürüyorsun kıymayı dedim kovayla dedim. O da kız dedi, araba yok ki kapının önünde dedi. Lan nasıl yok araba kapının önünde dedim. Yok vallahi dedi. Ya dedim bir yere gittim dedim. Bazen unutuyor. Bazen unutkanlık var Murat'ta. Yoksa dedim unuttun da dedim. Arabaydın bir yere neye mi park ettin ya? Oturdun dedim. Unuttun dedim. Ama kontak cibinde. Ya öyle bir şey yapsam diye ben o kadar deli miyim diyor. Arabayı götüreceğim de diyor. O kadar hemen mi unutacağım dedi. O da arabayı götürdün mü? Oturdu orada nasıl gelecek ki? Oturdu olmasa mesela. Ondan sonra dur bir dedi. Bununla aynen gelin de dedi. Öyle mi yaptım ki diye. Gitti gitti gelmedi. Hava karardı gelmedi. Araba da yok ortada. Ondan sonra geldi. Araba yok. Vallahi arkadaşlar bizim arabamızı almışlar buradan. Nevşehir'e götürmüşler sözde. Yani babam öyle söylüyor. Doğru yanlış bilmiyor. Ondan sonra Nevşehir'de görmüşler. Saratlı'da görmüşler arabamızı. Yani anlayacağınız anahtar babamdayken evimizin önünden arabamızı alıp başka yere götürmüşler. Ve sabaha karşı getirdiler arabamızı.
Yani nasıl oluyor bu iş, ben anlamıyorum yani. Bizim evimizin önündeki arabamızı siz nasıl aldık da başka bir yere götürebiliyorsunuz? Ontarsız nasıl çalıştınız? Ceda demiş jandarmaya söyleme. Söyle aynen, böyle de. Aynen, babama işte bu işi jandarmaya atarsan yok arabanın parçasını bulamazsın, yok çocuklarla bir şey yaparım diye. Yani tehdit etmiş herhalde. Çünkü babamda bir tuhaflık var, bize de anlatmıyor ki gündür ne doğru düz yemek yiyor, ne çay içiyor. Bugün de öğlen yemek yemedi, oturdu sofranın başında, başında yedi aşağı, hiç konuşmadı, oturdu oturdu kalktı sofradan. Sonra halam bir gelince kalktı işte. Zaten hasta. Sabahdır vallahi bitecik uyumadı, araba yok diye. Kalktı oturdu ama yani dedim olmazsa olmazım dedim. Bu sene dedim burada boşa çalışalım dedim yani. Bir senemiz boşa gitsin. Bir senemiz boşa gitsin ne olur, biz bir daha alalım. Almalı dedim, Allah verir adama dedim. Niye dedim moralini bozuyorsun dedim. Gerçekten yamalı Allah verir adama yani. Yani o kadar acizmiş ki kendisi, bu arabayı götüren kişi kimse. Yani çalan Allah kimse Allah kimse. O kadar acizmiş ki benim kapımın önünden araba götürüyor yani. Ne alaka ya, ben ömrü hayatımda 45 yaşındayım. Kimsenin arabasını götürmez. Babama şey demişler yani. Arkadaşlar senin evine git, biz sabah senin arabanı evine getireceğiz demişler. Babam da dedi ki geldi eve işte, arabayı sabah getireceklermiş, sen evine git dediler dedi. Ben de geldim dedi. Baban da zaten iyi yürekli, yukka yürekli. Ne babam derse inanır. Biraz saf yani, kandırmışlar beni. Saf değil, Murat iyi niyetli. Yani kendisi iyi, herkes de kendisi ben gibi de iyi zannediyor yani. Ama o yüzden. Bir de işin içinde başka bir şey var da babam mı anlatmıyor bize, bilmiyor da. Bizden doğruyu bilmiyor, doğrusunu Allah bilir yani. Allah'tan başka kimse bilemez. Yani öyle bir şeyle karşılaştık, saat 2'de yattık. Ondan sonra ben hiç saatim uyumadım. Öyle kalktım sanki arabamız gelecekmiş gibi. Yani insan bile nokta değil ki bu yani, arkasını aramasın yani. Arkadaşlar sonuçta babam annem ona bir yıl boyunca emek vermiş, büyütmüş, hayvanları beslemiş. Bunun yemi var, her şeyi var yani, siz ne hakla yani arabamızı götürüyorsunuz başka yere. Bir de arabanın halini bir görseniz, artık çamurda mı gezdiler, nerede gezdiler bilmiyorum. Jantlarını kırmışlar, arka şeysine çıra atmışlar. Yok şey işte neyse ondan atmışlar. Ondan sonra öndeki şeyini koparmışlar. Klimayı kırmışlar. Ne istediniz yani? Neydi amacınız? Yani amaçlar neydi, maksatlar neydi bilmiyorum ben yani. Hiç kimse kimsenin arabasını götürmeye hakkı yok yani. Ben başka bir şey bilmiyorum yani. Ben şokta, şok oldum yani. Ne diyeceğimi de bilemedim, ne olacağımı da bilemedim. Ondan sonra vallahi öyle bir şey yaşadık yani. Arabamız sabah kalktık, yoğurdu. Saat 8 gibi baktık, aldığı yere koymuşlar. Öyle. Saat 7, 6'da kalktık önce, yoktu araba. Saat 7'de girip babam, ben annemin sesini duydum hatta. Ben kalktım balkonda, arabamız var mı diye. Umut yani kendi arabamız arkadaşlar. Sanki zorundan başkasından istiyormuşuz gibi sabahlar arabamızı bekledik. Vallahi ben o arabayı hırsızlık yapıp almadık. Diyor, annem de helal parayla aldık diye. Ben onu helal parayla aldım. Kuzularımı büyüttüm, mallarımı büyüttüm, sattım, emek harcadım. Kim götürdüyse Allah'ından bulsun. Biri getirdiler, buldular ama Allah'ından bulsun. Ben başka bir şey ciptimeyim. Biz ne jandarmayı kattık, ne başka bir şey kattık. Eğer şey yapsa onlar babam, gelmeseydi bir şey yok. Jandarmayı katmak istemedi. Çünkü şöyle dedi, çok tanıdık birisi, hiç beklemiyordum dedi. Belki de bu yüzden mi zoruna gitti bilmiyorum ama öyle dedi yani, o yüzden bilmiyorum. İki gündür çok tuhaf zaten, kapkara kararda oturuyor köşede. Hiçbir şey de konuşmuyor. Ne bileyim, yıllardır yani bilmiyorum, mahallemizde o kadar araba var, o kadar taksi var. Herkesin kapısının önünde duruyor. Yani bize gelince mi bu artış oluyor, ben bunu anlayamadım yani. Bir de arabayı anahtarsız nasıl götürdünüz siz? Yedek anahtar varmış demek ki, bunu bilen birisi yani. Yabancı değil. Hani bu bir kere olduysa bunu yapan bir daha yapar. Evet. Sürekli götürür arabamızı. Biz kendi arabamızı milletten yalvararak istiyoruz. Valla benim arabama borcum yok. Peşin parayla aldım. Emek harcadım. Buzlarımı büyüttüm kışını, soğukta, karda, kışta. Geldi babam, geldi. Onun parasıyla aldım ben onu. Yani haram parayla almadım. Biz asla haram yemezdik. Evime asla haram girmez benim. Öyle bir insan değilim. Benim eşim de öyle yani. O kadar iyi niyetli ki herkesi kendi gibi zanneder. Herkesi iyi zanneder yani. Arkadaşlar telefon düştü, o yüzden kapattım. Niye gelmiyor musun? Tekrar açmak zorunda. Bunlar da şey dedikler, şu, şurada Seyir Tepesi var da Esma gitmiş, ben babam gildeyken. Bunlar da oraya gezmeye gideceklermiş. Yani anlayacağınız arkadaşlar, bizim arabamızı, kendi arabamızı yani götürdüler. Sabah onu gece ne yaptılar artık bilmiyorum, sabah geri bıraktılar. Bunu kim yaptıysa Allah'ından bulsun, kim bizi bu hale düşürdüyse.
Bir şey demiyorum yani, Allah'a havale ettik. Biz başka da hiçbir şey yapmadık. Ya onu bilen birisi ya. Kim gelip de benim arabamın kapının önünden götürecek. Öyle ya. Öyle amcan günün arabası dışarıda dur. Öyle şurada Bayram abinin arabası var, motor var, şunu var, şunu var. Vallahi 2-3 gün önce de motorumuza bir şey çakmışlar. Vallahi 3,5 milyara yaptırdık. İnan ki yani derdiniz ne? Ne istiyorsunuz? Ben çalışıyorum. Herkes çalışsın. Çalışan yani her şey ne olur? Arabamız varsa ya da evimiz varsa ya da hayvanlarımız varsa bunlar durduk yere olmadı ki. Yani. Annem babama bir tane koyun aldı. Bunu çoğalt dedi. Annem de çoğalttı. Ondan sonra hayvanımız oldu bizim. Siz de çalışın ya. Siz de çalışın. Ben size çalışma demiyorum ki. Siz de çalışın. Arkadaşlar sanki önceden biz dört dörtlük bir hayat mı yaşıyorduk yani? Bizim de hiçbir şeyimiz yoktu. Biz de öyle kepazelik yapıyorduk. Sonradan oldu her şeyimiz yani. Niye bu kadar karnımız kararıyor? Niye bu kadar düşmanlık yapıyorsunuz? Anlamadım yani. Seyretmez de bunu işe eden kişi yani genelde. Ya, belki de seyredene bilemezsin. Sen ne diyorsun? Kapım önüne valla araba koyamam kızım kız. Mol küçük motor bozuldu. Onu yaptırdı mı? Davara gidiyoruz. Bu aldığımız el arabaya kocaman bir teşhir çakmışlar çivi. Vallahi bu kadın kimsenin zarar olur, ben kayıtmadım yani. Kimseye zarar olmaz ki, kimsenin işine karışmaz. Çarşıya gitmez, kayfiye gitmez, sigara içmez. Kötü bir alışkanlığı yok ki Murat'ın. Hayvanlarla uğraşır, tarlaya gider, öyle yani. Ne isteyiyorsunuz? Yazık değil mi yani? Çivi çakmışlar. Burada dedim ki ya arabadan ses geliyor. Murat dedim, yine bir bak ya, ne bu dedim. İndi bak şimdi kocaman çiviyi çakmışlar motosiye, o da sürtüyor. Sabahta arabanın arka kapısını kırmışlar arkadaşlar otomatiğini. Bir daha arkaya bir daha eklemişler. Yalan olmuş, o da açılmıyor. Bir daha arkaya kırmaya çalışmışlar sanırım. Becerememişler, o yüzden çizmişler her yerine. Arkadaşlar bir şey getirin, açtım ya. Şu şeker versene şurada. Biz yine araba alırız yani. Aynen yani. Ama sizin bu yaptığınız Allah yanınıza koymaz. İlla ki bir yerden çıkarır. Dedim ben Murat'a, Burak dedim giderse gitsin ya. Arabası bassın ya. Adama... Adama Allah verir malı yani. Çalışan herkes her şey soruyor. Sen yeter ki çalışmasını bil yani. İstemesini bil Allah'tan. Haydi. Aslında video çekmeyecektim. Daha yeni geldim. Çocuklardan biraz çekelim dedi. Öyle yani. Her bayram başımıza bir iş geliyor arkadaşlar. Bir bayramda daha sana kol oldururdu. Sürekli bir bela geliyor yani. Ne bela? Valla sabah kalkıyorum. Besmele de çekiyorum. Her şeyi yapıyorum. Bilmiyorum. Valla ben anlamadım ne olduğunu. Bunu yapan adam... Yani bir şeyine sürünüyor, anladın mı yani? Belası mı? Gerçekten. Yo, demiş köyde ona da araba var yani, demiş köyde. Başka bir şeyler istiyor yani. Bunu normal Allah. Şartlarda normal zihniyetli bir adam yapamaz. Bak o kadar köy gördüm, o kadar insan gördüm. Bizim köyün insanlar kadar yani affedersiniz hiç insan görmedim. Bu demiş köyün adamlar kadar hiç insan asla görmedim yani. Benim koyum o kadar güzel ki anlatamam ama insanları çok kötü. Evet, insanları fesat fesat yani birisi yükselsin başarıyor çalışıyor demiyor, adam yarışıyor ya, adam çalışıyor, sen de çalış abi. Çalışıyoruz. Baba valla sabah 5'inde 4'ünde kalkıyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz ya. 5'inde 4'ünde kalkıyoruz sabahla. Siz de çalışın ya, sizde de olsun, çalışıyorum ben, emek harcıyorum. Ben çocuklarımı da büyüttüm, çalıştım. Evimi de yaptırdım, siz de yaptırın abi, yaptırın. Yaptırın. Ben bu YouTube açtıysam, benim çocuklarım okuyor diye, evime bir katkı oldu diye açtım. Yani becermek istiyorsanız hepiniz yapın. Ben niye fesatlanayım ki? Niye karnım kararsın ki size? Sizin de olsun her şey yani. Çalışanın her şeyi sorun. Sen yeter ki çalış, Allah'tan iste, istemesini bil yani. Bunu yapan kişi inşallah tez zamanda belanı bulsun. Başka bir şey yok. Ben kimseye lafım yok, sözüm yok. Allah'ından bulsun. Arabamı götürüp de öyle iden. Bizden biriyse de bulsun belanı. Valla. Başka bir şey. Aynen öyle. Yazık değil mi yani? O para ne emek denen. Ben okuzlar neyin en büyüktüydü. Annem o sıcakta gitti, boyunları sağdı sağdı geldi. Babam sıcakta boyunları. Hepsi nerede kurdu? Sabah elzenden kalktı kalktı o kuzuları kuzdu. Siz yanınızda mıydınız Murat'ın öyle koyunları kuzuları kuzerken de? Yani öyle yapıyorsunuz benim malımı, gelip kapının önünden götürüp de öyle gidiyorsunuz. Gecenin bir vaktinde biz amcamla sabah dolandık, arabamız var mı, gelecek mi diye. Sabaha kadar uyumadım ya, bu el arabası değil ki, bu nokta değil ki, kocaman koskoca araba, başka bir şey değil yani. Bir de mesela araba... İnne düşüyor da inneyi bile bozun yüzde kalıyor yani, aynen. Bulmak için. Götürseler mesela, içinde bir şey yapsalar arkadaşlar, Allah korusun birine çarpsalar, öldürseler, bu suç babamın üstüne kalacak yani, araba bizim olduğu için. Arabanı getirecek demişler yani. Babama sen evine git bekle demişler yani. Jandarma işin içine katma demişler açıkçası.
Ne kadar saçma bir düşünce. Sen kimsin de benim arabamı kapının önünde? Hatta sen arabanın parçasını bulamazsın işte. Ne hakla sen kimsin? Emzin ne yapacak kızlar? Sen bir içeri baklaşamazsan... Anneciğim bitti herhalde, bak hadi. Vallahi ben kârdım. Hiç uyumadım, şoktayım. Hala da şokun içerisindeyim. Bitmiş mi şarjım? Çok az. Esma, Melisa almış şu abi, memesini bir getir, kurban oldum. Lütfen orada da öyle şey yaptı, gözde. Ruh sürmüş ya, dudaklarına bunu öpmüş ya, şuralara kuş olmuş. Valla hiç durmuyorsun sen de ya. Sen kızım. Al kuzum. Sen de çikolata mı olma? Şuraya duracağım. Şey, Esma annem kimden gitti? Nereden? Öyle yani, başımıza böyle bir iş geldi, arabamız geldi. Yani ona da şükür. Şükrediyorsun da. Annem bilin bu hatası var. Kendisini aramıyorlar. Kendi malına mı şükrediyorsun? Aa, ne yapayım? Geldi. Ne yapayım? Başka ne diyeyim? İnşallah yanılıp şaşılıp da önümüze bir yere düşmezsin yani. Kesinlikle. İnşallah. Sabaha kadar bekledim, yemin ederim bak. Kız başıma inip seni kız başıma inip senin yanına babam bir çikolata yatıyor. Bir şuraya yatıyor. Bir kalkıyor, geziyor balkonda. Yani bizim bu geceyi yaşamamızın neydi yani? Ne hakla bu geceyi yaşattın bizi? Ben ilk defa bu Demircikköy'deyim, bu Demircikköylüyüm, bu Demircikköy'de büyüdüm. Yani ilk defa bir arabanın çalındığını gördüm yani. Ben vallahi görmedim. Yani şok oldum zaten yani. İnsanlara söylesen onlar da şaşırırlar. Bunu yapan kanına susamış ya. Böyle sürünüyor yani. Hani bir yerde o kadar aciz işte bu arabayı çalan. Gerçekten aciz. Bir de arkadaşlar hani mesela... Yani. Arabamız para böyle çok söyleseydim babam verirdi. Lüks bir araba da değil. Ne istediniz yani? Karnım falan açsa arabaya götürmene gerek yoktu. Babam verirdi sana. Arabaya resmen zarar verip geri getirdiler arabamızı. Ama ne olacak? 30 bin liraya yaptırır. He yaptırdım. Onu satarım, başka bir araba alırım. Yani ona mı üzüleceğim? Ona mı üzüleceğim? Canım sağ olsun. Hadi 50 bin liraya. Nedim ben çalışıyorum. Sen Allah'ından değil şeytanından bul. Evet. Allah bile yani seni... Hiçbir şey denmez. Bunu yapan insanın zaten Allah'tan korkusu yoktur ki. Allah bana yine verir. Çünkü benim kötü bir kalbim yok. Fesat derim, kimseye fesat yok düşünmüyorum. Yürek yemiş. Tabii bizim kapının önüne gelip bizim arabaya götürecek falan. Aldığı yere geri koymuş. Ne güzel ya vallaha. Süper. Aynen arabayı almış, kullanmış. Ne yaptıysa artık orada burada gezdi mi, içinde bir şey mi taşıdı. Birini mi götürdü, ne yaptıysa geri getirdi yani anlayacağın. Sürtmüş içinde. Yerinde oraya buraya vurmuş. Ya gezmek istiyorsan... Deseydin biz verirdik yani. Biz söylediğin insan değil. Gezerdi, getirirdi. Sonradan görme değil yani. Mallığı sanacak da değildi. Vallahi her gün bize zarar açıyorlar. Bir gün tekere patlatıyorlar. Bir gün ne bileyim... Benzin akan yere bir şey çakıyorlar. Hani bir arada şey yaptılardı ya, hayvanlarımız evdeyken sürekli kapılara dayadılar gittiler ya. Vallahi onu da diyor. Kuzular hayatta olurdu, kapının önüne taş koyulardı, bir de bakalım kuzular da harman yerinde. Oraya buraya kuzu aramaya giderdi. Neyi bu kadar, niye uğraşıyorsun? Yolun yolunda da kuzu arandım. İşte bunu bilen birisi ya, fesat yani, fesatı düşünüyor. Çekemiyor. Çekemiyorsan anten daha. Gözdağı vermeye çalıştı da beceremedi. Prensesim. Türkiye güzelim. Türkiye şuna bak. Bu da başımıza gelmedi değil mi Zikayra? Bu da geldi, bu da geldi yani. Bunu görmedik, bunu da gördük ya Rabbim. Ne diyeyim sana? Kim? Prenses. Bak onu atma, kırarsın bak. Neyi şu kızdan? Prenses o. Türkiye gözeli, köyde bir tecik o. Tabii ki annesi doğurdu onu, yıldızı. Ne bileyim. Herkes böyle güzel çocuk doğuramaz. Herkes anne olur. Amerika'da. Şaşkınım vallahi, ben şaşırdım. Yo, yani. Bak. Ben korkudan sabah kadar uyuyamadım. Ne korkacağım ondan? Ya. Hiç korkmadım ben. Ben zaten... arabanın gittiğine falan asla. Ben şok asla. O bunu yapan kim olduğunu merak ettiğim için uyuyamadım. Ya bildik biraz. Benim arabam kapında kimse yapar. Babam da söylemiyor. İnat yani. Söylemiyor yani. Yapacak bir şey yok. Demek pisliğin biri. Aynen öyle. Ulaşmak istemedi. Pisliğin biri. Yani dengi değil. Herkes dengiyle hasım olsun. Yani. Çoluk çocuk iş yapmayın yani. Öyle arabayı alıp götürüp de orada burada gezdirip de zarar vermeye çalışmayın. Adam gibi çık karşısına. Benim seninle ne yapacak annesi? Uyuyacak anne, niye öyle yapıyor? Anne kız orada bir şey buldu sanmış. Şeker ne gitti? Şeker? Şeker orada. Alakalı. Uykuluydu. Uykuluydu.
Abo. Olur mu canım? Ne mesuk verdin ağzına bu yapma. Umar sen dün gece mışıl mışıl uyuyordun kızım. Hiçbir şeyden haberin yok. Hasan çantamı getir. Ya ben geçmeden düşmem. Sen daha kurban olayım. Şuna dedi çantamdan kurban. Kapın yok mu da şuradan? Ha oraya gel Çavi'ye halasıyım ha. Türkiye tezgesin oraya gel. Çatma gel. Ses. İşte öyle. Başımıza bu da geldi işte dur. Yeter ablası. Şarjım biter de kapanır kızım. Kapatma sen şah. Birleşince zor atılıyor kapatınca. Kaç dakika oldu? Hadi iç. Acıkmış bir de uykusu görmüş. Neyse arkadaşlar. Böyle bir açıklama yapmak istedik yani video çekelim dedik. Canım istemiyor. Valla gülüme neyim bakma. Valla moralim o kadar bozuk ki anlatamam yani. Yani valla gerçekten yani ne hakkına sen giriyorsun da benim kapımda arabamı götürüyorsun. Ben bunu anlayamam ki. Yani bu şey yok bende yani. Bilmiyorum ben. Zihniyet. Umay'ı uyutayım ben. İneklerde Murat Ağacı. Çok arada gezmeyeyim. Ne gideceklermiş. Videomuzu burada sonlandırıyorum. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar. Bugün bayram ikinci günü. Herkese buradan kucak dolu selam gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşürüz.